Kıymetli bakanlar, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Marif Vakfımız tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Marif Vakfımızın yönetimiyle bu önemli zirveye destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Eğitimde yeni eğilimler ve dönüşüm temasıyla düzenlenen zirvenin Eğitime dair yaklaşımların ve uygulamaların tartışılacağı uluslararası bir platform haline geleceğine inanıyorum. Değerli fikirleriyle zirveye katkı sunacak herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler. Türkiye'yi milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil eden kurumlarımızdan biri de Türkiye Maarif Vakfıdır. Vakfımız Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimalara aktarıyor. Böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunuyor. Türkiye Marif Vakfı'nın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bugün vakfımız 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Dünyanın en sıkıntılı, en zorlu coğrafyalarında Türkiye Marif Vakfı mensupları büyük bir özveriyle, samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Marif Vakfı sadece FETÖ'cü alçakların, sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Marif okullarımız yerel müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında dostluğun gelişmesinde pay sahibidir. Türkiye bu çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler'in 2030 vizyon belgesinde ilan edilen sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de katkı sunmaktadır. Vakfımıza bağlı okullar eğitim öğretim hizmetlerini teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak koronavirüs döneminde de kesintisiz bir şekilde devam ettirmiştir. Kritik bir süreçte sergilediği bu kararlı tutumuyla vakfımız eğitim misyonundaki kalitesini de ortaya koymuştur. Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanı sıra özverili kadrosuyla da bulundukları ülkelerde büyük takdir topladığını görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet ve hükümet başkanları gerekse yurt dışı ziyaretlerinde muhataplarımız vakfımızın mevcudiyetinden duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla gurur duyuyor, ülkemiz ve milletimiz adına iftihar ediyoruz. Sizlerden büyük bir devletin ve büyük bir milletin mensupları olduğunuzun bilinciyle temponuzu daha da artırmanızı bekliyoruz. Şüphesiz bunun yolunda çalışmaktan, eğitimdeki yenilikleri takip etmekten, yerelden kopmadan evrenseli kucaklamaktan geçiyor. Küresel alanda rekabet ederken yerel ihtiyaçları ve yerel değerlere de saygı duyacak bir anlayışı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak insanı ve fıtratı merkeze alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine Türkiye Marif Vakfı'nın öncülük edeceğine inanıyorum. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin vakfımızın yol haritasının belirlenmesi ve başarı grafiğinin artırılmasında bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Zirvenin başarılı geçmesini diliyor, zirveye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Dünyanın 46 ülkesinde samimiyetle, fedakarlıkla, aşkla hizmet eden tüm vakıf mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.